Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ebeden daima sevgili canım kardeşlerim. Kardeşimiz şu soruyu şöyle dile getirdi. Belki izni olmaz diye. Onun kendi uslubuyla ifadesini şey yapmadım. Ben sorusunu okuduğu yeri ben okuyayım. 18. söz 231. Hem demek ki halk içinde ben intihap edildim. Halk içinde ben seçildim. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var. Ustad da hayır haşa. Belki herkesten evvel sana verildi. Çünkü herkesten ziyade sen muflis ve muhtaç ve mütelim olduğundan en evvel senin eline verildi. Haşiye. Hakikaten ben de bu münazarada yeni Said nefsini bu derece ilzam ve iskat etmesini çok beğendim ve bin barakallah dedim. Burada sokaktaki insanlar muflis, muhtaç, mütelim değil mi ki? En çok biz mi muflis, muhtaç, mütelimdi ki bizim elimize verildi diyor Üstad. Soru işte anlaşıldı. 18. söz bakarsınız. Bilmana atırma gelen sabah namazından sonra şu anda namaz kıldık, tesbihat yapacağım. Ona bir cevap vermeye çalışayım şimdi. İçimden böyle olan bir haletle. Aleykümselam. Hemen cevap vereyim. Herkes müflistir ama müflis olduğunu bilmiyor. Şimdi ne kadar yok olursan o kadar var olursun. Yokluğun zirvesi kendine hiç vücut rengini vermemektir. İşte kendini tanıma nispetinde tanımlarsın. Baktı böyle ustad hakikaten ne kadar müflis olduğunu, hiç vücudu olmadığını, tamamen tebeyi olduğunu, başkasının vücuduna tabi olduğunu anladı ve fark etti, keşfetti. Mesela sen hiçbir yerde bu enfusi derslerin böyle çok zikredildiğini gördün mü? Peki bir insan niye bundan çok zikreder? Risale-i Nur kastediyor. Yani o kadar zikrediyor ki Risale-i Nur neredeyse temel üzerine. Nedir o? Aç, fark, noksan, tamam, noksan, kusurunu deruhte etme. Tekza ayrı bir kategoridir. Aç, fark, şefkat, tefekkür ayrıdır bu. Aç, fark, noksan, kusurunu deruhte etme. O nispette anlaşılıyor. Yani ben derken benim gömleğim, benim atletim, benim vücudum. Benim aklım gir içeriye, benim kalbim gir içeriye, benim ruhum işte o belondan beni keşfettikçe aradığını aradığın zata sorma makamına çıkıyorsun. Şualarda ya aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Allah'ı Allah'tan soruyoruz. Acayip bir şey değil mi? Kim o? Üstad. İşte mütehellim, adam mütehellimdir ama mesela şoklanmıştır, narkoz verilmiştir ameliyathanede. Bir çağ bile hissetmiyor. Yani toplumda biz insanlar hep böyleyiz. Ne zaman böyle ayılırsa, yani o bir çağ hisseder, varlığın arkasını işte geçmek, o nispette. Peki en çok sen muhtaçtın. Ya toplumda insanlar muhtaç değil mi? İhtiyacını hissetmiyorlar kardeş. Ne kadar hissedersin? Eğer atlete geçersen gömleğe ihtiyaç hissedersin. Bedene geçersen atlete ihtiyaç hissedersin. Efendim, akla geçersen bedenin var olması lazım. Kalbe geçersen ayak lazım. Kalbin bir ayağı, dima bir ayağı, vicdan. Ruha geçersen 4 tane ayak. Zihayattır, zişurdur, kanunen vücudu harici sahibi oluyorsun, tamam mı? Bu 4 tane. Eneye geçince hiçbir varlık
Yok. İşte Nur-u Muhammed'inin bir cilve-i taayyunu ve teşahhusu enedir. Yani ben olan ben. Yani biraz daha yani terk edebileceklerinden daha bir şey kalmamış. Terk edeceğim bir şey yok ki terk edesin. Bak benim gömleğim terk et. Benim atletim terk et. Benim vücudum terk et. Sana ait, ait olan. Öyle bir makamına geleceksin ki sana ait bir şey bırakmayacaksın. Benim ruhum derken ruh sana ait. Ben olan ben. Yani başka neyi terk edeceksin? Benim ruhum. Her şeyi terk ettin. Benim aklım, benim ruhum, benim kalbim, benim. Ondan sonra benim vücudum derken o ben bile vücut değilim. Benim vücudum. Mevcut ayrı, vücut ayrıdır. Mevcut gözükür, vücut gözükmez. Bu arada. Mevcut, var yapılanlar, yapılmışlardan bahsediliyor. Mevcut o demektir. Yapılmış. Vücut ise o yapan, o yok. Çünkü o da mevcut cinsinde olmadığı için gözükmez. Vücut gözükmez, mevcut gözükür. İşte o vücuda mazhar oluyorsun. Herkes, ben eskide hep orayı düşünürdüm. Yani çok sen muhtaçtın, mütellimdin, müflistin. Herkes daha mütellim yani. Ama narkoz yemiş, bilmiyor ki. Diş doktoru iğne vurmuş. Faaliyetleri, iğneyi veya işte çalışmayı hissetmiyor. Toplumda böyle işte. İptal isneminden. Ustad onu fark etmiş sevgili kardeşim. Ondan sonra telakki etmiş. Kendisine vücut rengini vermemiş. Bahtiyar insan be. Ah. Bir tane şeyimi içim coştu da söyleyeyim sana. Bu dünyada ciğerim ne için yanar biliyor musun Mehmet? Böyle. Ah ah böyle dediğim var ya bu dediğim bu ah. İçim böyle ruhumun kemiklerimin içinden gelen en çok nereye özelmişim? En çok neyi istemişim? En çok ne olmak istemişim biliyor musun? Ben Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın imanına he değil, hastayım değil. Hastayım hasta. Nasıl iman ya Rabbi? En ufak bir şeyde çöken, en ufak bir sıkıntıdan böyle muzdarip olan, en ufak bir şeylerde Allah'a imtihan edince hemen böyle kendi değerlerini sorgulayan benim imanım nerede? Tek bu zat Resulullah. Kavmi yok, kabilesi yok, herkes düşman. Yani benim 1,5 milyar şu anda Müslüman imanımı teyit ediyor. Hasan yalnız değilsin. Biz de iman ettik diyorlar. Hasan yalnız değilsin. Sen biz de Müslümanız diyorlar. Bu imanımı teyit ediyor. Müslümanların bana en büyük iyiliği İslamiyetimi, imanımı teyit etmeleridir. Ama Resulullah'ın imanını, İslam'ını teyit edecek kimse yok. Ondan sonra tek başına hiç mi demedi ya? Acaba ben sırf ben mi akıllıyım? Sırf ben mi haklıyım? Yani tek başına ya modeli yok, numune yok bak. İslamiyet sistemini kuracak numune yok, model yok, mukayese yok, taklit yok, macele yok, misal yok. İlk ve son yapıyorsun. İkinci yapma şansın yok. Yaparsın da insansız avarı yaparsın. Düşer bir daha yaparsın. Böyle bir şey yok. Dedim bitti. Yaptım bitti. Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Böyle bir dünyada bir şey uyuşturdunuz mu? İkinci düzeltme şansın yok. Peki ne olacak? Öyle bir şey yapacaksın ve öyle bir şey diyeceksin ki dediğin anda 23 sene sonra ömrümün sonuna kadar gene o doğru olacak. Kıyamete kadar da gene en doğru olacak. En doğru olacak. Hiç düşündün mü ya bu? Öyle bir şey söylüyorsun, yapıyorsun ki o zaman da en doğru olacak. 23 sene sonra peygamber hayatı 20 sene. Peygamber nübüvvelik hayatı. 23 sene sonra da yine en doğru olacak. En doğru söz olacak. O sözün olacak. Ta 1400 sene geçiyor. Gene o söylenilen, o söz yapılan, o hareket en doğru. Ya biraz insaf et ya denilir yani. Senin üzerinde hitap ediyorum nefsime de. Ey nefsim yani.
Haşa, yüz bin defa haşa. Peygamber aleyhissalatü vesselam normal bir beşer, bu böyle bir kanun olur mu? Bir beşer buna varabilir mi? Böyle bir muktedir olabilir mi? Böyle bir şey olur mu? Diyorum, tamam, mukayese ediyorum yani. Allah Allah. Ne mühini var, ne yardımcısı. Ne koruyanı var, ne kütüphanesi var, ne yaveri var, ne kalem, ne kalemcisi var. Yani yazıcı, ne diyorlar o bakanlığın, kalem dairesi var falan. Hiçbir şeysi yok kardeşim. Sırf sen mi insan demez mi? İnsan nefsi yok mu? Sırf sen mi akıllısın? Sırf sen mi doğrusun? Yani bu ha işte neticede nasıl bir iman? İşte insan, herkes ahirette, cennette Allah'ı merak ediyor, kendimi merak ediyorum der ama ben şu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tek yekta, müinsiz, yardımcısız böyle bu sistemi kuruluşunda o çekirdek olan o imanına hastayım işte. İşte onun içeriği, o imanın o mertebesi hepsinden soyulmuş. Benim gömleğim çıkart, benim atletim çıkart, benim vücudum çıkart, benim hayatım çıkart, benim sana giydirilmiş, benim aklım, bir çıkart kardeşim bunu da. Benim vicdanım, ben diyor bak, çıkart benim kalbim, benim ruhum, çıkart kardeşim. Çıkartamayacağım bir şeye geldiğin zaman onun adı ben olan bendir. Peki bu nedir? Emaneti hamletmiş. Nedir o? Emanet göklere, zemine, göklere, zemine ve dağların tahammül edemediği emaneti kübra. Ya ondan daha arkası da var ama daha arkası sırrı insani. O nedir? Bilmiyorum zaten. Sırrı insani. Yani emaneti alan ene ondan sonra bu emaneti almış ama dağlar dima demektir. Zemin kalp demektir. Gökler de tahammül almadı. Ruh demektir. Ancak üçü bir araya gelince ona geçiliyor. Yani ben olan bana nasıl geçiliyor? Bu ayette. Bak, gökler, zemin ve dağlar emaneti alamadı. Risale-i Nur'da göklerde maksat ruhtur. Tek başına emanet teklif edilmiş, alamamış, alamaz. Tek başına zemin Risale-i kalp demektir. Tek başına emaneti alamadı. Tek başına da dima demek, akıl alamadı. Ancak üçü bir araya gelince emanetini ancak tahammül edebilmiş. İşte bu emaneti almış. Emanetle mutaaddit ucundan bir tanesi Kur'an'dır, hayattır, ruhtur falan demişler. Ustad da enedir demiş. Peki eneyi alan kim? O sırrı insani. Onun hakkında birkaç yerde geçiyor, fazla zikretmiyor. Ene'den bahsediyor. Sırrı insanini 29. söz, 11. söz böyle. Ene bahsinde 30. söz. Bir de çok mühim, 3 Risale'de bu sırrı insan bahsediliyor. 3 Risale, onu da söyleyeyim, çok uzattım galiba. 3 Risale beşeriyetle, felsefeyle hiçbir suret ve şekliyle yazılamayacak, yapılması imkansız olan 3 tane Risale'den bahsediyor. Nedir o? 18. mektubun Firistesinde yazar, mektubatın sonunda. 3 tane Risale şu. 24. mektup, 29. söz, 30. söz. Bu beşer şeyle yapılmaz. Hele 24. mektup asla ve kata, bir de 30 ene. İşte bu üçü, şimdi hatırladın mı? Gök, zemin, dağ. 3 Risale ya. 3 Risale. 3 Risale bir tanesi 24. mektup, 29. söz, 30. söz. Tevafuk değil mi? İşte bu üçü bir ara, bu üç tane risale sırrı insaniden bahsediyor. Son şeyim olsun cümlem. Hadisi Kutsi de okumuştum. Lubulub Muhiddin Arabi'nin eserinde. Lubulub, lubun lubu yani.
Orada hadisi kutsu olarak geçiyor. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanım. Sırrı üç risalenin, üç tane risalenin hulasa-i camiasının anlatmak istediği sırrı insani. İşaret-i Caz'ın sonunda da var. Meleklere Cenab-ı Hak öyle diyor. Ben insandan bir şey takip ediyorum. Bir sırrım var insanda. Onun için şerlerine, günahlarına şu anda bir şey demiyorum. Takip ettiğim bir sırrım var benim sırrım. Benim insanda takip ettiğim bir sır var. Onun için şu andaki günahlarını nazara almıyorum. İhmal etmiyorum, mühlet veriyorum. O sır işte. O ya. Vesile oldun, içimi de döktüm böyle. Hastayım onun imanına, anladın. İnşallah ya Rabbi onun hürmetine, o Allah'ın ya Rabbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hatırına, sırrına, Allah'lığın hatırına ya Rabbi Müslümanların bu Ramazan'daki oruçlarını, namazlarını, hayır ve hasenatlarını makbul-i karineyle ya Rabbi hasreten nur talebelerini ve ehli hizmet eden nur kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eyle, semavi ve arzi, maddi ve manevi, insi ve cinni, şeytanların şerrinden, arzi afatlardan, semavi musibetlerden, hastalıklardan, maddi ve manevi hastalıklardan, insanlardan ve cinlerden kaynaklanan hastalıkların, sıkıntılardan bertaraf eyle. Hafız ismi hürmetin onları hıfzeyle. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim, kayım, saim eyle. Bakara suresinin ifadesiyle ayaklarını sabit ve sağlam tutmasını nasip eyle ya Rabbi. Ve son nefeslerinde iman-ı kamil, husn-ü hatime ve şehit olarak huzuruna, rizana mazhar ederek almayı nasip eyle. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanını şefaat ediyoruz. Şefaatçi kılıyoruz, vesile kılıyoruz. Kur'an'da sen mi buyuruyorsun vesile kıl diye. Bizim vesilemiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sarsılmaz imanıdır. Onun hürmetine, Allah'ın hatırına kabul eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Seyyidina Muhammed. El Fatiha'tı masalavat. Allahümme salli ala Seyyidina ve Bismillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Rahman ve Malik ve Medin. İyâke nâbudu ve iyâke nâstâhîn. İhtina sıratel müstakim. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Amin. Amin. Amin.